Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Programa başlamadan hemen önce son dakika bilgisi ekranlarınıza da düştü. Bir önceki programda da arkadaşlarımız dillendirdi. Ben tekrar edeyim. Avukat Ebru Timtik 238 gündür ölüm orucundaydı. Gelen haberler, Halkın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklama, Ebru Timtik'in kalbinin durduğu yönünde. Doktorlar kalbini çalıştırmak için müdahaleyi sürdürüyorlardı. Bu sürede yeni bir gelişme olursa tekrar sizinle paylaşacağız. Evet, bugün Medya Haber'de gündemde özellikle Güney Kürdistan'daki gelişmeleri, Güney Kürdistan-Irak ilişkilerini, Kürt siyasal partilerin ilişkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftürek ve HDP Van Milletvekili Tayyip Temel. Her iki konuğumuza da ben öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayayım. Doğrusu Kürt halkını da, Kürtlerin geniş bir kesimini de yakından ilgilendiren bir konuyu bu akşam sizlerle tokla oyuncana diyeyim, klasik deyimle tartışmak için iki konukta karar kıldık. Ben hemen Sinan Bey'den, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı'ndan başlayayım. İşgal saldırılarıyla başlamak istiyorum. Son saldırılar 14 Haziran'da özellikle Aftanin'e dönük başladı. Ama giderek genişlemeye doğru da adımlar atılıyor. Özellikle Türkiye'nin, Türk ordusunun geliştirdiği bu işgal saldırılarını genel anlamda hem Kürtler açısından hem bölge açısından değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Gerçekten bu işgal saldırılarının asıl amacını nasıl değerlendirmek gerekir? Ne dersiniz bu konuda? Teşekkür ederim. Bütün dinleyicilere sevgiler, saygılar. Tayyip Bey'e de merhaba diyorum. Dileriz bu akşam izleyicilerle bir şeyler paylaşırız. Öncelikle Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'a dilerim bir an evvel Adalet Bakanı bu yanlış hukuk dışı tutumdan vazgeçer. Gayet insani, gayet demokratik bir talep olan adil yargılanma hakkı konusunda bir geri adım değil, yani bir insani bir hukuksal tutum alır ve bu iki genç insanımız, iki genç hukuk savunucumuz aramızda yaşamaya devam ederler. Beklentimiz, umudumuz o yönde. Bu akşam sorunlama itibariyle çok ağır, halkımız açısından oldukça zor sorunlar içeren, çok beklemli olan, sadece Kürt siyasetinin tarafı olmadığı, bölge devletlerinin tarafı olduğu, küresel aktörlerin tarafı olduğu, dolayısıyla partilerimiz de siyasetinde bölgesel ve küresel aktörlerin şu ya da bu düzeyde etkili olduğu ve İki büyük partimiz ve etkin oldukları iki konfederal yapımız var. Son derece sıkıntılı bir durumla yüzdedirler. Bu ortamda biz hem bu bölgesel depremleri konuşacağız, hem aynı zamanda partiler arası ilişki konuşacağız. Evet. Türkiye'nin netleşti ki son 15 yılda tam bu yana giderek netleşen, önce Güney Kürdistan'ın bir konfederal pozisyon alması resmi olarak, ardından Özer Rojava'nın fiilen benzer bir pozisyon, yani bir konfederal konum elde etmesi resmiyet mücadelesi veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli stratejisini, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun Kürdistan meselesinde, Kürt meselesinde stratejisinde bir değişikliğe gitti. Bunu biz yıllar önce, yani yıllar önce dedim, aşağı yukarı 10 yıl önceden az çok siyasetle ilgili herkes izlemişti. Ne değişti? Daha önce Türkiye'nin Güney Kürdistan'daki konumlanması, ki 35 yıl öncesine dayanıyor, 40 yıla yakın öncesine dayanıyor, Türk devleti için bir gerekçeydi, bir nedendi. Yani belki oradadır, zaman zaman bana dönük olarak saldırılar yapıyor. Onların tabiriyle, tırnak içinde, ben dolayısıyla bu sınır ötesi operasyonlar yapıyorum diye bir gereç olarak bunu sunuyordum. Ama demin söylediğim
durumdan sonra son 10 yıldan bu yana Türkiye Devleti'nin Güney Kürdistan'a yönelik saldırısının doğrudan PKK ile bir alakası yok. PKK olmasa da aynı şey yapacaktır. Başka gerekçeler bulacak. Başka sebepler üretecektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti şunu görüyor, diyor ki daha önce de zaman zaman konuşmuştuk. Bir devlette iki ulusal ordu olmaz. Aslında doğrudur da yani. Bir devlette tarihte iki ayrı ulusal ordu olmamıştır. Belki Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda vardır ama o da zaten hem imparatorluğu hem zaten geçicidir. Çok geçmeden zaten iki ayrıldı. Şimdi Irak'ta iki ayrı ulusal ordu var. Suriye'de iki ayrı ulusal ordu var. Biri Kürtlerin, aynı zamanda Kürt mütefiklerinin, Araplar, Türkmenler her iki tarafta da var. Biri aynı zamanda Arap halkının, yani Irak'ta, Suriye'de Arap halkının kendi ulusal orduları var. Diyorlar ki, Güney Kürdistan'da olan, Rojava Kürdistan'da olan klasik özellik değil, klasik federasyon değil bunlar. Dolayısıyla eninden sonunda söylem ne olursa olsun, biz Suriye birliğini savunuyoruz, biz Irak'ın birliğini savunuyoruz, söylemde bunları söylersin, programına bunları koyarsın. Ama Orta Doğu'da özellikle söylediğine değil pratiğine bakarlar. Pratikte yaşananlar Irak'ın pozisyonu, Suriye'nin pozisyonu Türkiye'yi ne yapmıştır? Konsept değişimini etmiştir. Türkiye'nin hedefinde Güney Kürdistan ilhakı var. Türkiye'nin hedefinde Suriye'nin Rojava Kürdistan'ın doğrudan doğruya ilhakı var. Türkiye orada parti, parça gözetmiyor. Doğrudan doğruya bu iki parçanın ilhakını Neo Osmancılık perspektifle hedefliyor. Bu hedefi başaramazsam bilem diyor, en azından Irak'la, Türeyle yarın öbür gün uzlaşarak bu iki fiili ya da resmi konfederal yapının kolunu kadını kırarız, klasik özellik durumuna getiririz. O zaman onlar için de bir tehdit olmaktan çıkar. Onlar dedim ya Irak'la Suriye için. Bizim için de bir tehlike olmaktan çıkar. Yani Türkiye'nin süregenleşen son iki aydır geçmiş saldırılardan nitelik olanın farklı olan, doğrudan doğruya kalıcılaşmayı hedefleyen, Afrin'den ta Kandil'in artık doğusuna kadar saldırılarını doğrudan doğruya Kürdistan iki parçasını bir ilhak projesi olarak görmek lazım. Bu Milli Güvenlik Kurulu olarak stratejisi olarak işliyor. Devam ediyorum. Evet, ben doğrusu biraz da son dakika haberlerine bakıyordum bu arada. Gelen son dakika haberi de var. Ne yazık ki Ebru Timtik hayatını kaybetmiş. Ebru Timtik 238 gündür de açlık ölüm orucundaydı. Şehit düşmüş Ebru Timtik'in. Bu haber de geldi. Üzücü bir haber. Ama onun kalbi yerik düştü biliyoruz. Esas çabası adaletti. Adaletsizliğe karşı bedenini ölüme yatırmıştı. Bugün de o bedeniyle o kavgadan dimdik çıktı ama diğer taraftan zerre vicdanı olmayanlar kalpleri çalsa bile sonuç itibariyle nazarımızda yaşamıyorlar. İnancındayız. Ben hemen size benzer bir soruyu sorarak devam etmek istiyorum Sayın Temel. Siz işgal saldırılarına dönük değerlendirdiğinizde hem son iki ayda yoğun bir şekilde özellikle Afganin bölgesine yönelmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada giderek bölgede çok fazla sayıda askeri üs de oluşturduğunu görüyoruz Türk Devleti'nin. Bu bakış açısıyla değerlendirdiğinizde önümüzdeki sürece ilişkin amacına, özellikle Türk Devleti'nin önümüzdeki süreçteki amacına ilişkin ne dersiniz? Evet, ben de sizin son dakika haberini ile karşıladığımızı ve adalet talebinin takipçisi olacağımızın tekrar sözünü vererek konuşmama başlayayım. Ebru Timtik gerçekten adalete aç. Adalette açlıktan yaşamayı böyle bir yer. Şimdi Sinan Hoca değindi. Ben Türkiye'de hiçbir şekilde bugüne kadar bütün Kürdistan yani Kürt siyasi hareketinin Kürdistani güçlerin mücadelesine rağmen belli bir düzeyde aslında kuzeyde
inkar ve imha siyasetini geriletmesine rağmen değişmeyen bir yasasından bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin yazılı olmasa bile aslında kimi yasalarla vurgu niteliğinde belirttikleri, yani anayasa ve işte Milli Güvenlik Kurulu'nun bilinen bilinmeyen kararları da değişmeyen bir yasası var. O da Kürtleri aslında bir şekilde inkar etme, imha etme, asimilasyona tabi tutma ve mümkünse aslında Kürtlerin varlıklarının bir şekilde ortadan kalkmasına dönük siyasettir. Bu değişmez Tunç yasası gibi her zaman Kürtlere, Kürdistan'a karşı devrede olan bir siyaset. Yer yer geriletmiştir. Yer yer mücadeleyle aslında rafa kaldırtılmıştır kısmi boyutlarıyla. Ama hiçbir zaman bu değişmemiştir. Dolayısıyla aslında Türkiye'de bu kadar mücadeleye rağmen değişmeyen yasası budur. Dolayısıyla Türkiye, Kürdistan'ın dört parçasına yönelik ve Orta Doğu'ya yönelik girdiği bütün diplomatik ilişkilerde, işte siyasi angajmanların tümünde Kürtlerin bir şekliyle statüsüz kalmasını, hakkını ve hukukunu almamasını sağlamaya dönük çok ciddi bir enerji harcıyor. Pazarlıklar bunun üzerine kuruluyor. Siyaseti bunun üzerine gelişiyor. Diplomatik ilişkileri bunun üzerine gelişiyor. Dolayısıyla aslında bugün Rojava'ya yönelik işgal edilen yerler ve işgal tehdidi altında olan topraklar, işte Güney Kürdistan'ın Haftanin ve diğer bölgelerine yönelik saldırılar ve bir şekliyle aslında Kürtlerin hem Suriye'de hem Türkiye'de hem İran'da hem Irak'ta statüsüz kalmasına yönelik siyasetinin dönemsel dili itibariyle askeri hamleleridir. Yani doğrudan ilhak, işgal girişimleridir. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında amacı kendi içerisinde bir türlü varlığını kabullenemediği Kürt halkının Kuzey Kürdistan'da, yani Türkiye Kürdistan'da hak ve hukuk sahibi olmasının önüne geçmektir. Bütün saldırıların sebebi budur. Dolayısıyla Rojava'yı da bu temelde tanımamaktadır. Güney Kürdistan'ı da Kerkük referandumunda çok açık bir şekilde bunu ortaya koydu. Tanımamaktadır ve hatta aşağılamaktadır. Mümkünse de işte diyelim ki o statüyü ortadan kaldırmaya dönük girişimler içerisinde sürekli olmaktadır. Fakat dönemsel olarak Kürt birliğinin oluşmaması, Kürt ulusal birliğinin, Kürt ulusal kurumsallaşmasının oluşmamasını fırsat bilerek yer yer Kürt hareketinin çeşitli paydaşları arasında kimi boşlukları iyi değerlendirerek, kimi işte çelişkileri iyi değerlendirerek kendilerine bu siyasetin daha derinliğine, daha işte kimisini yanına alarak, kimisini karşısına alarak, kimisini işte güncelde tehdit olarak tanımlayıp, kimisini de aslında gerçekte olmasa da dönemsel taktik itibariyle geriye bırakarak ayrıştırıp saldırıyor. Şimdi Güney Kürdistan'a yönelik şey budur, siyaseti budur. Kesinlikle Kürdistan kavramına, Kürt halkının varlığına, Kürdistan'ı olan her şeye yönelik bir saldırıdır Güney Kürdistan'daki girişim. Bunu başka türlü okumak, bir partiye, bir örgüte, bir harekete yönelik bir girişim olarak ele almak, tarihsel olarak Türkiye'nin Kürt sorununa, Kürt meselesine, Kürt halkının varlığına yönelik tutumuna ters bir değerlendirme olur, onu doğru okumamak anlamına gelir. Türkiye'nin temel hedefi bu şekliyle, yani başka, mesela Rojava'da elde edilen statünün bir şekilde kuzeye yansımasını engellemek, dolayısıyla orada bu. Güney Kürdistan'da elde edilen statü etkileri itibariyle işte dünyadaki
yani dünyada örnek, bölgede örnek olduğu Kuzey Kürdistan'a yansımalarını engellemek ve boğmak açısından orada bugün belki PKK'yı gerekçe yaparak yarın başka bir gerekçeyle o statüyü olmaktan çıkarmaya dönük siyaset izliyor. Bunu açık defalarca bizzati Güney Kürdistan yönetimine, Sayın Barzani'ye yönelik ifadeler kullanılırken açık bir şekilde dile getirmiş. Tevfik referandumundaki sözlerini hatırlayalım. Türkiye'deki yöneticilerin. Yani dolayısıyla aslında bu konunun muğlaklaştırılacak, bululaştırılacak bir yönü yoktur diye düşünüyorum. Peki. Doğrusu Sinan Bey birinci başlıkta da biraz ifade etti. Çok detaylarıyla girmese de biraz ağırlıkla konuşacağımız konunun da bu olmasını istiyorum. Çünkü son günlerde özellikle hem KDP üzerinden, KDP basın bürosundan hem KCK üzerinden gelen açıklamalar gerçekten Kürtlerin Güney Kürdistan'da yeniden kritik bir aşamaya girdiğini de bize gösteriyor. Bu kritik aşamayı değerlendirirken belki dikkat çekilmesi gereken bir şey de şu. Türkiye'nin bölgeye dönük işgal saldırılarda işte Irak'ta resmi olarak tepki gösterdi. Birçok Arap devleti de işte bugün Fransa Savunma Bakanı Irak'ı ziyaret etti ve bu saldırılara ilişkin kabul edilemez olduğunu Irak Başbakanı ile birlikte açıkladı. Şimdi burada KDP yönetimi hala işgal saldırılarına ilişkin Türk devletini görmezden gelmeye, yok saymaya devam ediyor. Ama diğer taraftan da PKK'ya dönük ya da PKK'yı hedefe koyan açıklamaları son basın bürosunun yaptığı açıklamada da gördüğümüz gibi ağırlıklı bir şekilde sürdürüyor. Hem bu kritik dönemi değerlendirirken bu konuya ilişkin ne demek mümkün? Hem gerçekten oradaki o üstlenmenin bir şekliyle yerel güçlerden destek alınmaması durumunda gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi, gerçekleşemez mi? Bunun üstesinden gelmek için ne yapmak ya da nasıl davranmak gerekir? Ben Sinan Bey'le başlayayım. Sinan Bey ne dersiniz bu konuda? Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün hukuk camiasının başı sağ olsun. Ebru Timpik'i kaybettik. Dersimin Asya kızını. Dilerim Aytaş Ünsal kurtulur. Çağrımız buyurdu. Birinci sorunun bitimiyle ilgili son cümleyle başlayayım. Bir tespit üzerinden gidelim. Türkiye Cumhuriyeti ayrım yapmıyor. A Partisi, B Partisi, C Partisi dedi. Hedefinde Kürtler var, Kürdistan var. Şimdi bunun gereği olarak Kürdistan siyasetinin başta iki parça olmak üzere bunların da doğrudan doğruya bütünlüklü bir tutum alması gerekiyor. Mesela şu, bu bütünlüklü tutumu biz alabilir miyiz? Yani bu bütünlüklü tutumu biz alabilir miyiz? Nasıl alacağız? Birazdan okuyacağım iki partinin açıklamalarından, iki alıntı okuyacağım. İki hareketin açıklamalarından dehşet verici. Yani okumaktan bile ben hani zorluk çekeceğim. Sonra şuradan başlarsak, aslında PKK'nın Kandil'deki konumlanması, konuşlanması ne dersek diyelim, yeni değil. Bu 35-40 yıl öncesine dayanır ve ilk etapta açıklandı bu. Tartışıldı da karşılıklı mütabakata değerli olarak orada. Bugüne kadar zaman zaman çatışma da oldu ama ben şahit olmadım bu kadar ağır kavramlarla birbirlerini karşılıklı itham etmelerine. Burada bence KDP için, daha doğrusu biz Kürdistan bölgesel yönetimi için diyelim. Biz nasıl ki Rojava'yı PYD olarak adlandırmıyoruz. Rojava özerk yönetimi ya da Kuzey Suriye, Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi diyorsak, Kürdistan'da da Kürdistan bölgesel yönetimi var. Orada hangi parti etkin olmuş ayrı bir konu. Kürdistan bölgesel yönetiminin Türkiye devletinin son iki aydır aralıksız olarak süren saldırılar karşısında hiç tepki vermedi demek doğru değil. Eksik tepki verdi, cılız tepki verdi, zayıf tepki verdi demek denilebilir. Ayrıca Irak'ın tepkisi
ne bizim belki tartışmanın seyri içerisinde konuşacağız. Bizim şüpheli bakmamız lazım ona. Biz hep o Irak tepkisini Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı iki hedefe olan hem PKK'nın konumlandığı alana dönük olarak Irak askerinin yerleşmesi hedefi var. Hem aynı zamanda Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Irak ordusunca yeniden kuşatılması hedefi var. Dolayısıyla planlı olarak görmek lazım. Burada hadise şu. Kürdistan bölgesindeki yaşanan gelişmeler, başında bir iki cümleyle değindim. Kürdistan'ın PKK ile KDP arasında ya da Kürdistan bölgesel yönetimiyle PKK arasındaki sorunla sınırlı değil. Bir kere bir İran meselesi var. Bir kere bir Amerikan meselesi var. Amerika'nın talepleri var İran üzerinden hem Kürdistan bölgesel yönetimine ilişkin hem PKK'ya ilişkin. Daha önce de dile getirdim ben. PKK haklı olarak bu talepler konusunda dün Türkiye'nin Salih Müslümin'e yani PYD'ye teklif ettiği gelin birlikte Suriye rejimine karşı savaşalım dediği şeyde Salih Müslüm'ün haklı bir yanıtı vardı. Tamam biz birlikte savaştık. Ya Esad rejimi yıkılmazsa sizin açınızdan mesela açık yani siz yarın döner onunla anlaşırsınız. Biz ne yapacağız? Şimdi benzer bir şey Kandil'de esasında Doğu Kandil'de özellikle PKK işine geçerlidir. Yani Amerika diyor ki siz bugün buradasınız yarın burada değilsiniz. Dolayısıyla ben sizin İran planınızın bir parçası olmak zorunda değilim. Dediği an buna dönük geriye işleyen, Amerikan açısından geriye işleyen adımlar var. Schengen meselesinde de bunun yansımaları var. Güney Kürdistan üzerinde de bunun yansımaları var. Rojava'ya dönük olarak gerçekleşmeye çalışılan ikinci aşamada dileriz kaza bela uğramaz ki birazdan onu da konuşuruz herhalde. Ulusal ittifak üzerinde de etkisi var. O nedenle yani bu kendi başına sadece bir PKK ile KDP, Kürdistan bölgesel yönetim arasındaki mesele olarak görmemek lazım. Irak meselesi var işin içerisinde. İran meselesi var, Amerika var. Ve artı. Şimdi açık konuşmamız lazım. Biz daha önce yerel seçimlerde... Ses gelmiyor. Veya direkt destek almasıyla da ilgili değil mi? Ben tam anlamadım. Ses gelmedi başta. Tekrar dedim ki Türkiye'nin bu kadar rahat o bölgeye askeri operasyon düzenlemesi Haftarin'e veya diğer yerlere, Şengal'e, Mahmur'a hatta sivil alanları bombalaması. Aynı zamanda bu dediğiniz diğer aktörlerden yani Irak devletinden, ABD'den ya da işte bölge üzerinde hesabı olan başka kesimlerden destek almasıyla da ilintili değil mi? Ya da yerel güçlerden. Tam da oraya gelecektim. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu iklimden hareket ediyor. Rahat davranıyor. Amerika'nın pozisyonunu biliyor. Amerika'nın Libya'dan ta Rojava'ya İran'a dönük olan geniş yelpazedeki hesaplanması içerisinde Rusya ile ilişkilerin dengelenmesi açısından dolayısıyla izlediği politika nedeniyle Türkiye burada kendi açısından alan buluyor. Rahatlıkla davranıyor çünkü farklı hesaplar var. Irak'ın farklı hesabı var. İran'la zaten ortak hareket ediyor. Bu ortamda bizi esas ilgilendiren, üzerine durmamız gereken özellikle iki partimizin tutumudur. Şimdi PKK diyor ki PKK beni kuşatıyor diyor. Bunu yeni söylemiyor. Yani bunu diyor demiyorum. Biz öyle okuyoruz parti olarak. Yani bütününden, fotoğrafın bütününde eyvah PKK Kandil'den, Kuzey Kürdistan'dan, Şengal'dan, Rojava'dan beni kuşatma alıyor diyor. Burada bir savunma pozisyonu oluşturuyor. Ne zamandan beri? Bu yeni değil. PKK ne diyor? Diyor ki ya ben hangi parçada örgütlenmeye çalışsam ben bir burnum dibinde ya da zaten var olan bir KDP gerçeğiyle evet. Özellikle bunu alıyor, bir karşı tutum alıyor. Biz zaten hatırlarsanız yerel seçimlerde 40 yıllık soğuk savaş duvarını yıkmamız lazım derken kastettiğimiz şey buydu. Bu iki partinin konumlanması değişmezse, karşılıklı birbirlerinden tehdit algılarlarsa o zaman Gabriel'in dediği şey gerçekleşir. Kürtlerin çok düşmanı var, en büyük düşmanları kendileridirler. Şimdi burada bu aşılmadığı müddetçe ulusal kongreyi unutmamız lazım bir. Bu aşılmayı bırakalım, minimize edilmediği müddetçe ne yapacağız?
hangi parti, hangi aktör, hangi bölgesel, hangi küresel aktör devreye girecek ki bu iki partimizin konumlanmasını, bu pozisyonu düzeltmeye çalıştım. Bunu bir esnetmeye çalışsın. Bir özel ekip mi oluşturuz dört parçada? Küresel davetiye mi çıkarırız dört parçada? O söz konusu Amerikalı aydının, diplomat aydının dile getirdiği şey önemlidir. Belki de o da bunu görmüştür. Biz görüyorsa onlar da görüyorlardır. Bu iki partimizin düşmana karşı pozisyonları ortaklaştırmaları, birbirlerine kılıç çekmeleri değil, kuşatılan Kürdistan'a karşı ortaklaşmaları gerek. Peki. Zamanım herhalde tükendi. Peki. Ben de kesmek istemedim doğrusu. Sözünüzün bütünlüğünü bozmamak adına. Tayyip Bey, benzer soruyu da size sormak istiyorum. Doğrusu siz de bölgeyi çok yakından takip ediyorsunuz. Sinan Bey de dikkat çekti bazı noktalara. Siz bu konuyla ilgili tabii peki belki PKK ve KDP öne çıkıyor ama diğer yerel ve küresel aktörler boyutunda da değerlendirseniz bu konuya ilişkin ne dersiniz? Sonuçta HDP'de birçok kez bu konuyla ilgili girişimlerde bulundu. HDP ya da bir bütün olarak Kürt siyaseti bu konuda ne yapabilir? Ya şimdi İnan Hoca'nın söylediği bir şey var. Bu KDP ve PKK'nın aslında iki örgütün işte tarihleri boyunca ya da işte uzun bir tarihe dayanan gerilim üreten ilişkileri veya işte birbiriyle yer yer çatıştığı noktalar siyasi hedef itibariyle. Fakat ben şunu söylemek istiyorum, yani söylemek durumundayız bunu. Şu an Kürdistan'da dört parça Kürdistan'da sorun tamamıyla çözülmüş değil. Güney Kürdistan'da belli bir statü, belli bir kazanım elde edildi ancak hala o kazanımın işte belli saldırılar ile hedef haline getirildiğini biliyoruz. Şimdi şunu sormakta fayda var. Aslında KDP'nin kuşatılması, KDP'nin işte kuzeyde, Rojava'da, güneyde, Roşalat'ta kuşatılması gibi bir durum her ne kadar dillendirilip ve bu sürekli bütün fotoğraftan Sinan Hoca bunu çıkarıyor olsa da aslında işin özü şu. Mesela soru şu aslında. KDP'nin Kuzey Kürdistan'a yönelik tutumu ne? Kuzey Kürdistan'daki halkın özgürlüğü, halkın işte statüsü, halkın Kürt halkının hakları konusunda düşüncesine, Rojava'ya yönelik işte 2011'den önce yani Rojava'da bu defakto işte statü oluşmadan önce tutumu neydi? Mesela bugün Roşalat'ı Kürdistan'la ilgili tutumu ne? Yani bu konularda aslında tutum belirtmeyen kendi bulunduğu şeyi işte bölgeyi elbette korumak, kollamak, geliştirmek, büyümek öncelikli hedefidir ama yani Kürdistan'ın sorunu, Kürt sorunu, Kürt meselesi güneyden ibaret bir mesele değil. Ve diğer parçalarda çok ağır saldırılar, ağır inkar siyasetiyle karşı karşıya Kürt halkı. Şimdi dolayısıyla KDP'nin mesela açıklamasının tümüne ben de baktım. Mesela diğer parçalara yönelik şeyi ne? Önerisi ne? Diğer egemen devletlere yönelik tutumu ne? Bırakalım sadece Türkiye'den doğru Güney Kürdistan'a saldırılar konusunu. İran'a yönelik sözüne, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik düşmanca siyasetine sözüne. Bunlar çok ciddi bilinmezliklerle dolu. Dolayısıyla böyle olunca Türkiye'nin siyasetine, işte Suriye'nin siyasetine, İran'ın siyasetine yaklaşımının ne olduğunu bilinmemesinden kaynaklı ve işte kendi topraklarında mesela birazdan ekonomik krizi tartışacağız Güney Kürdistan'da. Ya da işte öyle bir gündem var, mecburen toplumsal işte gösteriler başladı birçok kentte. Şimdi kendi coğrafyasına saldırı halini, savaş halini taşıyan, ona göz yuman bir iktidarın
ekonomik krizle, istikrarsızlıkla karşı karşıya kalması şüphesiz kaçınılmaz. Dolayısıyla işin özü şu aslında. Şüphesiz PKK siyasetinin işte diyelim ki yarattığı gerilimler ya da kuzeydeki sorunun çözülememesinin yarattığı işte diyelim ki grip ve aslında düğme dönmüş yönleri var. Dolayısıyla bu değerlendirilir. Fakat özde şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir şekilde Kürdistan bölgesel yönetimi, Güney Kürdistan bölge yönetimi bu saldırılara karşı durumunun ne olduğunu hiç kimse bilmez, dikkat ederseniz. Yani nasıl bilmez? İşte saldırıların durması, PKK'nın ya da işte varsa silahlı güçlerin oradan çıkması. Şimdi ortada kocaman bir sorun var. Çözümsüzlükte ısrar eden, savaşta ısrar eden, diyalog ve müzakereden kaçınan ve Kürdistan üzerinde güneyle de sınırlı kalmayan, kuzeyle sınırlı kalmayan, Rojava'ya kadar egemenlik kurmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız, bir siyasetle karşı karşıyayız. Buna sözü ne? Buna eleştirisi ne? Konusu hala muğlak bir konu olarak ortada. Bir bu. İkincisi, şimdi bölge güçlerinin bu olaya dahiliyeti şüphesiz önemli. Yani Irak'ın bu saldırılar karşısındaki açıklamaları, kınama düzeyinde yaklaşımları, Türkiye'den gelecek yöneticilerin programlarını iptal etmeleri önemli. En azından bir tavır, bir tutumdur. Ama bunun hani samimiyetinin testini elbette genel bölgesel çıkarlar gözetildiğinde Sinan Hoca'nın dediği gibi birçok yönüyle şüpheyle bakılacaklar. Yine Amerikan bu konuda aslında Güney Kürdistan'a yönelik çok farklı bir plan var örneğin. İran'a yönelik, İran'ın müdahalesine yönelik orasını bir işte diyelim ki müdahale merkezi olarak kullanma talebi var Amerika'nın. Ve buna yönelik bir hazırlık içerisinde. Şimdi Kürdistan halkı, Kürt halkı buna izin verecek mi? Ya da buna işte diyelim ki onay verecek mi? Bu konuda bu Amerika'nın bu siyasetine karşılık işte diğer Kürt hareketinin zayıflatılması, mümkünse tasfiye edilmesine söz olmayacak mı elbette? Bunlardır esas mesele. Şimdi Irak'ta aslında karakter kazanmaya, irade olmaya ve Kürdistan sınırlarına kadar güç olmaya çalışan bir yönetim gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kazmi'nin temel politikası bu. Irak'ı tekrar derleyip toplayıp aslında bir irade haline getirme. Dolayısıyla yine Kürtlere yönelik bir alan daraltma siyasetine benziyor. Fransa'nın Güney Kürdistan'ı bir şekilde Irak'ın topraklarını koruma adı altındaki tutumu Kürtlerin yararına mı, zararına mı? Elbette diplomatik ilişkiler ve diplomatik temaslar bunu belirler. Bu konuda hani çok fazla bilgi yok elimizde. Ama Arap dünyasının tümü buna tutum aldı dikkat ederseniz bu saldırılara. Evet. Yani çok güçlü, iradeli bir duruş sergilenmedi ama sözlü açıklamalarla işte diyelim ki belli politikalarla, belli temaslarla bunun doğru olmadığını ve tavır alması gerektiği, durdurulması gerektiği, yani Türkiye'nin durdurulması gerektiğine dair bir şey var, bir söylem var. Fakat işin trajik yanı şu ki dünkü açıklamada, yani KDP işte basın bürosunun yaptığı açıklamada da bu görülüyor. Aslında buna ses çıkarmayan, bir şekilde bu müdahaleyi meşru gören bir yönetim dili ve üslubu var. Bu tehlikelidir. Bu yani PKK'yı eleştirebilirler, PKK'ya yönelik işte birçok değerlendirme yapabilirler. Şüphesiz bu bir siyasi hareketin ya da siyasi bir yapının hakkıdır. Kimse bu konuda bir şey de diyemez diye düşünüyorum ama o değerlendirmenin ruhuna ve duygularına ve barındırdığı öfkeye baktığımızda çok meşru, çok haklı ve bir şekilde bu daha sonra oluşacak tehlikeleri görmeyen bir dil ve üslup var. En fazla sorunlu olan Kürt ittifakının da belki altına dinamit koyacak olan yaklaşım bu olduğunu düşünüyorum.
Peki tam bu noktada çok kısaca mümkünse zamanı da verimli kullanalım istiyorum. Gerçi konu önemli. Söyleyeceklerinize doğrusu ket vurmak da istemiyorum. Kürt siyasetinin özellikle Kürt siyasetinin ne yapması lazım? Yani geçmişte çokça olumsuz örnek önümüzde duruyor gerçekten. Tekrar o acıları yaşamamak da Kürt halkının genel talebi. Şimdi Kürt halkının geldiği düzeyi, yakaladığı aşam eski klasik Kürtler arası kavgayı, kardeş kavgasını, işte iç çatışmayı kaldırabilecek bir düzey değil. Kürtler bunu aştı. Kürtler bunun ötesine gitti. Kim buna yeltenirse, kim buna işte girişirse kaybedeceği açıktır. Fakat şöyle bir ilke vardır. Yani doğrunun yanında yer almak, yanlışı eleştirerek doğruya çekmek. Bu temel bir görev. Yani hakemlerin, işte müzakere güçlerinin, arabulucuların rolü budur. Yani yanlışın karşısında durur, doğrunun yanında da tamamen ona eklenmez ama doğruyu da gösteren şeye işte yörüngede durur. Kürt halkının, Kürt siyasi hareketlerinin, partilerinin, temsilcilerinin yapacağı en önemli şey şu: bir, bu yani Kürdistan'a yönelik egemenlik kurmaya çalışan bu siyasete karşı önce bir tavır almaları gerekiyor. Tavır alınmaz ise, bu meşru görülür ise, birlik kurulsa bile bir işe yaramaz. Yani statüsünün, kazanımlarının her türlü saldırı altında durduğu ve bunun meşru görüldüğü bir zeminde birlikten, beraberlikten, işte iç gerilimlerden arınmaktan bahsedilemez. Evet. Bir bu. Yani buna tavır alma. İkincisi, gerçekten Sinan Hoca belki o konuda çok daha fazla deneyimli. Şimdi biz HDP olarak da bu girişimlerde bulunuyoruz. Bu gerilimin bir kere düşmesi gerekiyor. Yani karşılıklı gerilimin. Gerilim düşmeli ki sağduyulu Kürtlerin yararına, Kürt halkının işte Kürtlerin 100 yılı dedik. Şimdi Kürtlere 100 yıl daha kaybettirecek herhangi bir girişimin, herhangi bir tutumun, herhangi bir yanlışın yapılmaması açısından gerilim düşerse bu sefer söz kurulabilir, araya girilebilir, taraflarla görüşülebilir. Bunun mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yine bu konularla bağlantılı aslında da benim dikkatimi çekti. Doğrusu gün içerisinde birçok arkadaşla da konuşup anlamaya çalıştım. ABD'den bir Şengal çıkışı geldi. İşte Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak Federal Devleti ve Türkiye'nin Şengal'deki sivil çözüme katkı sunması ve bu sivil çözümün tarafları olması gerektiğini söyledi. Sinan Bey, size sormak istiyorum. Yani Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve sonuçta Irak Federal Devleti, anlaşılır sonuçta Şengal'le ilgili bunların müzakeresi resmiyet açısından önemli. Pekala, başka ülkelerde bu sürecin garantörleri olabilir ama masada olması gereken üçüncü taraf Türkiye diye açıklıyor. Nedir doğrusu, belki çok farklı boyutları var ama biraz da garip geliyor geniş bir kesime. Bence kilit mesele Şengal. Onu konuşmamız lazım. Önce bir şey söyleyeyim. Demin ben PKK ile FDP karşılıklı birbirlerinden tehdit alıyorlar, karşılıklı pozisyon alıyorlar derken her iki partinin de bu konuda söylenmiş açıklamalarına dayanmıyorum. Öyle bir partiler böyle bir açıklama yapmadılar. Bu bizim fotoğrafın bütününden çıkardığımız sonuç. Bizim görüşümüz doğrudur, yanlıştır. Ayrı bir konu. Yani biri ben kuşatılıyorum, öbürü diyor ki ben içeriden kuşatılıyorum. Bu pozisyonun zayıflatılması lazım. Bunu bir. Şimdi iki partinin açıklaması var. 23 Temmuz, Ağustos tarihli PJK'nin açıklaması. Bugün ise HDP basın kurulunun açıklaması var. İnanın iki tane alıntı aldım elimde şu anda. Okumak istemiyorum. Yani PJK'nin HDP hakkında söylediği, KDP'nin KCK hakkında söylediği,
burada okumak istemiyorum. Nedeni bizi izleyenlerden okumamış olanlar varsa duymasınlar. O kadar vahim şeyler söylüyorlar. ABD'nin durup dururken, aslında durup dururken demeyelim yani bir süreden beri Şengal meselesiyle ABD ilgili. Şengal'ın pozisyonu benden daha iyi biliniyor. Benden daha iyi biliyorsun stratejik konumunu. Yani üç parçayı hatta dört parçayı birleştiren stratejik bir konu. Dolayısıyla bir özelliği var. Peki de zaten bunu dikkat ederler. Ta 40 yıl öncesinden bir strateji belirledik. Biz onu okuyorduk zaman. Şimdi Şengal meselesinin çözümlenmesi, ezdi halkın çözümlenmesinin ötesinde anlamlıdır. Bir kere başta şu tespit yapmamız lazım. Türkiye'nin bu sürece dahil edilmesi, bu bir sivil çözüm değil. Önce bunun adını koymak. Ne kadar sivil çözüm dersin, bu bir çözüm falan değildir. İki, Kürtlerin siyasetinin arasında bir araya gelip çözmesi gereken bir zemin ortadan kaldırılmıştır. Buna rağmen zeminlerimiz olacak. Ne yapıp ne edip, yani PYK ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ne yapıp ne edip Şengal meselesine bir ara gelmesi lazım. Bu üçlü ittifakın şeyini bırakmadan kendileri her ne yapacaklarsa PYK 40 yıl önceki stratejisini gözden geçirecek. Diyecek artık Rojava var. Rojava gerçeği var artık. Dolayısıyla Güney gerçeği var. Bu ikisinin yakınlaşması meselesi var. Dolayısıyla o gözden geçirecek Kürdistan Bölgesel Yönetimi, PDK, özel olarak Rojava ve Güney'in yakınlaşması birinin diğerinin varlık nedeni olması nedeniyle kendi stratejisini gözden geçirecek. Buradan kalkarak yakınlaşmaları için çaba sarf etmemiz lazım ama Şengal meselesi İran politikası ile ilgilidir. Irak politikası ile ilgilidir. Rojava'nın Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yakınlaşması ile ilgilidir. Irak, Suriye'nin parçalanacağı ileriki süreçte onunla bağlantılıdır. Bu manada Türkiye'nin bu işe katılması kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir. Ama ABD kendi açısından Türkiye'yi bu sürece dahil ederken ben eminim ki belki de Rojava dönük olarak belli hesapları vardır. Biz bilmiyoruz arka planı. Bizim gördüğümüz dışarıdaki fotoğraftır. Bu fotoğraf sivil bir çözüm yoktur. Bir ikinci bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şengal meselesi Kürdistan halkınındır. Kürdistan coğrafyasıdır. Bütün siyasi partiler Şengal'de ırkların halkına sahiptir. Ama parçalanmış Kürdistan gerçeğinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin demek. Dolayısıyla orada örgütlenecek olan her partimiz başta PKK, Kürdistan Bölgesel Yönetimi orada yönetimi tanımalıdır. Çağrımız bizim şu, bir an evvel iki partimiz PKK ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi aralarındaki ne kadar ağır şeyler söylenirler. Söz uçar gider. Pratik adım önemlidir. Dönüp bu meseleyi kendi aralarımızda edecek olan adımları gerekir. Atmazlarsa felaket. Atmazlarsa durum riskli diyorsunuz. ABD'nin Şengal çıkışına ilişkin siz ne dersiniz Sayın Temel? Yani bu planlı bir girişim mi? Öylesine söylenmiş bir söz mü? Sinan Bey farklı bir boyuta değindi ama siz hangi boyutuna değinmek istersiniz? Ya dikkat edilirse aslında Sinan Hocam da söyledi. Türkiye'nin bir şekilde Güney Kürdistan'daki üsleri Güney Kürdistan'a yerleşmesi ve Güney Kürdistan'daki konuların artık inisiyatif ve görüş belirtebilecek pozisyona ve duruma gelmesi Güney Kürdistan'ın geleceği açısından çok büyük riskler taşıyor. Büyük tehlikeler taşıyor. Çünkü Türkiye'nin değişmeyen Kürt inkarı siyaseti var ve bu devam ediyor. Şimdi Şengal'a yönelik özellikle Amerika'dan gelen bir anda şu düşünceyi bir şekilde oluşturuyor ya da en azından hatırlatıyor. Yani iki sebepten dolayı olabilir. Biri Türkiye'yi bir şekilde aslında bu savaş, işgal, ilhak politikasından vazgeçerek daha çok belli sivil çözüm girişimlerine ortak etme çabası olabilir ki bu Türkiye'nin bütün Kürdistan parçalarında yürüttüğü siyaset ve Amerika'nın göz yummasına bakılırsa çok gerçekçi bir seçenek değil. İkinci seçenek şu,
Türkiye zaten Suriye'de Amerika'nın Türkiye'yi Suriye'ye çekmesi, işte Rojava'yı bir şekliyle işgal etmesine göz yumması şu tespiti yaptırmıştı hepimize. Aslında müdahalenin ekseni İran'a kayıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde belli tavizler alarak İran'a yönelik bir işte diyelim ki destekleyici bir güç olarak kullanılabileceği ihtimali yüksek. Şimdi Güney Kürdistan'daki gerilim merkezleri ne? İşte biri şüphesiz işte PKK'nın kontrolündeki alanlar, geniş coğrafya. İkincisi işte stratejik önemi itibariyle Şengal. Dolayısıyla Şengal'da Rojava, Irak, işte Güney Kürdistan'ın aslında bağlantı noktası, önemli stratejik bir nokta. O açıdan Şengal'a yönelik bu girişimin gelecek dönemki siyasetinin de ipuçlarını vereceğini düşünmek abartı olmaz. O da şudur, acaba Türkiye, yani Güney Kürdistan bir şekilde kendince bir istikrara, bir forma kavuşturularak İran'a yönelik yarın öbür gün geliştirilecek hesaplar konusunda hazır hale getirilmek mi isteniyor? Gerilim merkezleri bitirilerek. Ama bu şöyle, Kürt siyasi hareketin zayıflatılması, Kürtlerin statüsünün zayıflatılması üzerine kurulu bir pazarlık olduğu için Şengal'le ilgili girişim Kürtleri ve Kürt siyasi hareketini, Rojava'yı, işte Güney Kürdistan'ı, kuzeydeki işte bu siyasi mücadeleyi güçlendirecek bir çözüm olmaktan uzak olma ihtimali de var. Yani bu güçler niye, işte Türkiye'nin ne işi var örneğin Şengal'de? Şengal üzerine Türkiye niye söz kurup işte sivil çözüme dahil olsun? Sivil çözümün gelişmesine en azından razı olsun dense yine anlaşılırdı. Yani siyasi çözümün geliştirilmesine razı olmalı. Ama dahil edilmesi bir şekilde Güney Kürdistan'a yönelik planların bir parçası olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Peki. Yani çokça konuştuk, biliyorum, doğrusu başlığı tartışmaya açmak isterken de düşünmedim değil. Ulusal birlik meselesi özellikle 2013'ten bu yana birçok kez çok ileri düzeyde de adımlar atıldı. Ama bir sonuç alınamadı. Fakat buna rağmen hiç gündemden de düşmedi. Örneğin son Keceki açıklamasında da aslında yaşanan bu tartışmaların tümünün üstesinden gelmek için ulusal birliğin güçlü bir biçimde öne çıkarılması gerektiği söylendi. Ben tekrar Sinan Bey'le devam edelim diyorum. Bu bağlamda ulusal birliğe ilişkin, bu tartışmalara ilişkin, somut adım atmaya ilişkin ne dersiniz? Yani son itibariyle bu riskli durumu da ortadan kaldırma noktasında önemli bir yaklaşım olmalı ulusal birlik. Evet. Şengal'a ilişkin bir cümle söyleyerek devam edeyim. Buyurun. Sayın Tayyip Bey de tekrardan stratejik önemine değindi. Çağrımız partilerimize Kürdistan'ın iki parçasındaki yönetime Şengal'ı stratejik konumunu Kürdistan siyasetine ve parçalar arasında gerilim noktası olmaktan çıkartalım. Bir birleştiren konumunu, coğrafik olarak birleştiren konumunu aynı zamanda fiziki olarak da birleştirelim. Ezidi halkımızın, Kürtlerin tözünü oluşturan kültürel yapısını siyasetimizin de birleşmesine katkı sulamak, sağlamak dileğiyle diyelim. Evet. Ulusal birlikle ilgili olarak zaman daralıyor. 3-4 tane alıntı okuyayım, sonra birkaç şey söyleyeceğim. Bundan 100 yıl önce Fransa Dışişleri Bakanı demişti, malum biliyorsunuz. Tekrarlayalım. Kürdistan siyasetini, Kürtleri birleştirmek, Kürdistan dağlarını birleştirmekten daha zordur demiş. Şimdi bu tarihi söz yenilendi. Kim yeniledi? Amerikalı diplomat ve aynı zamanda akademisyen tarafına yenilendi. Dedi ki, ya Kürtlerin çok düşmanı var ama Kürtlerin en büyük düşmanı kendisi. Bu da tarihe düştü. Tarihe düşen bir nottur. Bugünkü fotoğrafta, kuşatılmış Kürdistan'da, İki parçasının kuşatıldığı ve nefes alamaz hale getirilmek istendiği ortamda bu laf son derece önemlidir. Şey de önemli,
Haldar Halil'in bir cümlesi var. İki gün önce, üçüncü yayınlanmış yazısında. Özel savaş merkezleri ittifak olmasını istemiyorlar diyor. NKS temsilcisi, KDP'si temsilcisiydi. Ne zaman Kürtler iyimser olsa saldırılar yapılıyor diyor. Şimdi burada ayna yine bizim büyük partilerimizin içine tutmamız lazım. Biz partiler o bakımda her iki eğilimi de, her iki partimizi de ülkemizin gerçek ulusal demokratik güçler olarak görüyoruz. Eleştirilerimizi rahat yapıyoruz ve dostça yaklaşıyoruz. Diyoruz ki büyük partilerimizin birden fazla güç dengeleri var. Halil Aldar'ı bu sözü söylemesi, NKS'in bu sözü söylemesi, bu Amerika diplomatının bu sözü söylemesi bizim aklımıza şunu getiriyor. Yani partilerimizin içerisinde bazı dengeler, çünkü her iki partinin içerisinde bölgesel girdiler var. İran girdisi var, Türkiye girdisi var, Suriye girdisi var, Irak girdisi var. Buradan çıkarılacak olan sonuç asla ve asla PKK ya da KDP ikisi içinde biri yani şu devletin parandasıdır, şudur, işbirlikçidir. Asla biz onu demiyoruz. Kitlesel 10 binlere, 100 bin milyonlara hitap eden partilerin güç dengeleri var. Bu birliğe ilişki içeriden de arangalar var. Evet. Buna bizim partilerimize çağrımızdır. Bu bir. İkincisi, yani bu gözle de aynayı işlerine tutmalarında yarar var diye bir çağrımız var. Her iki partimize de özellikle. İkincisi, bu iki partinin ya, dışındaki diğer partilere ilişkin özellikle sonuçta diğer partiler üzerinde de yer alan toplumun diğer kesimleri. Gençlikten, kadına, işte sivil toplum örgütlerinden aklınıza gelebilecek tüm Kürt ve Kürdistan'ı yapılanmalara kadar. Özellikle onlarla ilgili konuşmak isterseniz ne dersiniz? Evet. Onlarla ilgili çağrımız şu ama o cümlemden şunu söyleyeyim. Buyurun. Bu ulusal birlik meselesi Rojava'da kritik bir noktada. Rojava'nın kritik önemini anlatmamıza gerek yok. Beşar Esad'ın bir sözü tarihidir. Kürtler kuzeyli misafirlerimizdir. Bu cümle tarihi bir cümledir. Çok kilit bir cümledir. Yani fırsatını bulduğum an misafirleri ben göndereceğim. Bu kadar nettir. Ötesi biliniyor zaten. Diş biliyorlar. Dört devlet bir de dış biliyor. O nedenle çağrımız öncelikle bütün partilerimize Rojava'daki ikinci aşama çalışmasını bir fidanı büyütür gibi sulayalım. Bütün partilerimize, küçüğünden büyüğüne, başta iki eksen olmak üzere. İkincisi, bizim partilerimize çağrımız var. Bu gerilimi düşürebilmek için bütün partilerimizin şu ya da bu düzeyde çabasına, katkısına, çağrısına, tutumuna, eleştirisine ama dostça eleştirisine, düşmanca eleştiriye değil, şimdi partilerimizin direktlice dostça eleştirilerine ihtiyaçları var. Belki'nin de var, KDP'nin de var, diğer partilerin de var, hepsinin var, hepimizin var, dostça ama. Ben bileceğim ki Tayyip Temel Kek Tayyip benim gözüme bakarak beni eleştiriyor. Ben ondan sıcak, en ağır eleştiride bile sıcak mesaj algılayacağım. Buna ihtiyaç var. İkincisi, ya şimdi anlatmaya gerek var mı? Kürdistan halkının tarihini biz katliamları anmaya partilerimizin, sözcülerin zamanı yetmiyor. Böyle bir hak dünyada yok. Ve şöyle bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. Ey halkımız, ey aydınlarımız, ey partilerimiz. Bu devletlerin diş biledikleri nokta şu. Ya bu iki Kürdistan parçasının kolunu kadanını kıracağız, ulusal ordularına son vereceğiz. Bu şu demektir, soykırım demektir. Kürt'e silah bırakmayacaklar. Ne Güney bırakır, ne Rojava bırakır. Bu onların varlık nedenidir. Bırakmaları demek soykırım demektir zaten. Dolayısıyla devletler ise bunu kısmada, kırpmada kararlılar. Burada bir soykırım tehlikesi var. İki parça içinde. Hem Tayyip'e değindi, Güney için tehlike. Rojava içinde var. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Aydınlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bugün gündür ne yapıp ne etsinler? İnisiyatif mi kuruyorlar? Bir ya da bizim sanatçılar yurt dışında inisiyatif kurdular. Şevan'ın başını çektiği diğer sanatçıların çok güzel bir inisiyatifti. Çağrımız yine sanatçılarımızadır, aydınlarımızadır, halkımızadır. Lütfen basınç uygulayın. Bizlere, partilere başta iki parti. Peki. Kuzey ilişkinde çağrımız şudur. Kuzey ilişkinde bir cümle söyleyeyim onu. Biz zaman zaman parti olarak kimi çağrılar yaptık yazılı. Israr ediyoruz. Korona süreci uzuyor. Bu engeli ortadan kaldıralım. Bir şekilde biz bir araya gelelim, kaldığımız yerde devam edelim. Peki.
Yani en azından hiçbir şey yapamazsak sosyal medya üzerinden bir araya gelir konuşur. Kaldı ki biz ortamını bulup 7-8-15 insan bir araya geleceğiz. Rahatlıkla konuşabiliriz. Dolayısıyla geciktirmeyelim diyorsunuz. Evet, Buradan daha önce yürüttüğünüz çalışmalara ilişkin. Şuraya emek verdi bu faaliyete. Evet. Evet. Tayyip Bey aslında Kuzey'de etkili siyasi partilerden birisisiniz. Yani 6 milyon oyla parlamentoda temsil edilen, kendinizi her ne kadar Kürt Partisi olarak tanımlamasanız da Kürtlerin geniş bir kesiminin temsil edildiği bir partisiniz. Belki bu konuyla ilgili size de görevler düşüyor. Hem o görevler boyutunda ne demek istersiniz? Bir ikincisi, gerçekten o soykırım riskine dikkat çekti Sinan Bey. Soykırım riski orta yerde duruyor mu sizce de? Evet. Sinan Hoca'nın söylediğinin üzerine çok şey söylemek zor. Esaslı şeyler söyledi. Biz de Türkçesi HDP olarak Türkler arası diyaloğun bitirmesinden yanayız. Ortadoğu'da ancak Kürt sorununun dört parçada adil bir şekilde statüyle çözülmesinin temel ilk şartı Kürt birliğidir. Kürt birliğin sağlanmasıdır. Her kim ki bu birliğe karşı yıkıcı politika izlerse, bu politikanın karşısında durursa, bilin ki Orta Doğu'da aslında başta Kürt halkına olmak üzere bütün halklara karşı açılan savaşa bir şekilde ya da inkar ve imha siyasetine bir şekilde hizmet etmekte olur. O yüzden bizim çağrımız özellikle tabii ki tüm partilere, tüm siyasi hareketlere ve aslında toplumun öncülerinedir. Kuzey'de, Güney'de, Rojava'da, hatta Doğu Kürdistan'da bu birliği bir şekliyle zihni, duygu ve siyaseten sağlamak gerekir. Müşterek bir iki maddede bile bir araya gelip o maddeler üzerinden birleşilip birlik sağlanırsa aslında birçok yol kat edilmiş olur. Şimdi KDP'nin tarihsel olarak Kürt halkın çıkarını korumak için çok bedel ödeyen bir parti olduğunu biliyoruz. Nitekim Mele Mustafa Barzan'ın Kürtler için önemli simgelerden birinin olması da bu sebeptendir. Dolayısıyla KDP'nin işte Güney Kürdistan'ın en büyük partisi, en köklü partisi, Kürt sorununun diğer parçalarda da çözümüne hizmet edecek pozisyonlu bir siyaseti benimsemesi sorunu kolaylaştırır ve en azından Kürt birliğine yönelik tehlikeli, riskli girişimlerin sahibi olmaması, Kürt birliğini engelleyen parti olarak yani işte diyelim ki anılmaması çok önemli. Bu çok önemli. Bir de temsil ettiği bir yönetim var. Bu yönetimin demokratik olması, şeffaf olması ve Kürtlerin yararına olması şüphesiz KDP'nin de yararına bir eleştiri ve öneri. HDP olarak böylesi bir süreçte üzerimize düşen görevleri gerçekten yerine getirmeye hazırız. Biz zaten 31 Mart'ta aslında Sinan Hoca'nın çok ciddi emeği oldu. Yerel seçimlerde buna dair somut bir adım da attı. Küçük bir adım ama önemli bir adım. İlk kez Kürdistani partiler seçim ittifakı kurdu. Bunun ötesine geçerek Kürdistan'da siyasi partilerle defalarca bir araya geldik. Başta KDP ve bölge yönetim yetkilileri olmak üzere. Böylesi gergin bir ortamda yine kuzeyde bulunan tüm partilerin elbette Sinan Hoca'nın da söylediği gibi bir araya gelmesi belki aslında bir heyeti Güney Kürdistan'a göndererek ya da bir şekilde aslında pandemi koşullarından kaynaklı yüzde olmasa da işte internet üzerinden bir görüşme yaparak bu konuda kuzey güçlerinin, kuzeydeki partilerin görüşlerini oraya iletmesi önemli bir girişim olabilir. Bir şekilde gerilimin azaltılması girişimlerinde bulunacağımızı, dilimizi ve sorumuzu da buna göre kuracağımızı belirtiyoruz. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini de tekrar buradan vurguluyoruz. Belki de Kuzeyli partiler, var olan diğer partiler üzerindeki basınçlarını arttırmak için de
ilk etapta kendi işlerinde kuzeyde etkili bir girişim oluşturabilirler. Yani hala o yönüyle ilgili eksiklikler var gördüğümüz kadarıyla. Hep Sinan Bey'le devam ettik. Ben bundan sonrasını ilk soruları biraz da Tayyip Bey'e sorarak devam etmek istiyorum. Belki böyle daha bir şekliyle bir farklılık da yakalarız diye düşünüyorum. Irak ve Güney Kürdistan ilişkilerine gelmek istiyorum. Özellikle 2014'ten bu yana o ilişkilerin bozulduğu, hatta Kerkük meselesinde, referandum meselesinde çok ciddi karşı karşıya gelmeler de yaşandı. Ve Kürdistan'ın neredeyse %40'ı tekrar yeniden Irak devletinin denetimine geçti. Hala o sorunlar çözülebilmiş değil. Mesrur Barzani Başbakan, Güney Kürdistan Başbakanı iki gün önce biz maaşları ödeyemiyoruz diyor. Çünkü Irak bütçesinden alması gereken payı alamıyorlar. Bu sorunları çözmeme de şimdiye kadar konuştuğumuz, tartıştığımız bu planların bir parçası mı? Nereye doğru gidiyor bu sorunları çözmeme anlayışı? Yani Irak hükümetinin burada farklı bir bakış açısı mı var? Başka devletlerden mi etkileniyor? Ya da Türkiye ile İran'la farklı hesaplar mı yürütülüyor? Yani Kürdistan'daki statünün belli yönleriyle zarar gördüğü esas kırılma anı Kerkük referandumuydu. Belki zamanı, zamanlaması ve koşulları... Bağımsızlık referandumu diyelim. Kerkük kaybetti, evet. Bağımsızlık referandumu. Kerkük referandumu dedi. Evet, doğru. Kerkük'ün kaybedildiği, geri çekilmesi kalındığı ve bölge devletlerinin özellikle egemen devletlerin tekrar Kürdistan'a yönelik saldırı konseptinde buluşma, birleşme sürecinin de sonra Rojava'ya müdahale oldu ve Irak'tır, işte Suriye'dir, Türkiye'dir kısmen yine o parçalanmış aslında siyasetten birbirine uzaklaşmış olan yapılar tekrar dil birliği yaptılar Kürt'ten ve Kürt halkın kazanımları karşısında. Tabii ki tek sebep referandum değildi. Referandum gerekçe haline geldi. Evet. Yani söylediğimiz şey şu. Aslında Irak'ın da özellikle yeni yönetimin izlediği siyasi çizgi şu. Daha çok Bağdat'ın gücünü tekrar toparlama, Bağdat'ın etkinliğini hem Irak'ta hem Güney Kürdistan'da, yani Irak sınırlarının tümünde, hem de Arap dünyasında tekrar sağlama. Dikkat edilirse işte Suudi Arabistan tutalım, yani Katar'ı dışında tutarak söylüyorum. Diğer Arap devletlerin büyük bir kısmı, Mısır da buna dahil, aslında Irak'la ilişkiler son derece gelişkin ve diplomatik gidişler oldukça fazla. Dolayısıyla aslında Bağdat'ın güçlenmesi, Bağdat'ın güçlendirilerek yeniden bir etkili, Orta Doğu'da da Arap dünyasında da etkili bir güç haline gelme girişimleri bir şekliyle Kürdistan'ı da Kürdistan bölge yönetimi de zayıflatma, mümkünse işte çeşitli uygulamalarla, işte bu bütçe buna dahildir, bir şekilde aslında zayıflatıp yani orada da egemenliği mutlaklaştırma siyaseti yürütüyor olabilir. Bir boyutu bu olurken diğer boyutu da aslında Güney Kürdistan'ın yönetilme biçimi, Güney Kürdistan'daki ekonomi politikası, Güney Kürdistan'daki o işte diyelim ki yönetimin bir şekliyle aslında şeffaf, daha demokratik, daha toplumcu olmamasının yarattığı bir fırsattır bu da. Zaten daha önce de şöyle açıklamalar yapılmıştı. Orada işte kimin maaş aldığı, aslında birçok insanın çalışmadan evinde maaşa bağlandığına dair iddialar gündeme getirmişti Bağdat yönetimi. Bu soruşturulup bir şekilde şeffaf bir şeye dönüştürülmedi. Fakat işin esası bence bir terbiye etme, bir kontrole alma,
güç, daha fazla güç haline gelmesinin önüne geçme girişimidir diye düşünüyorum. Bu Kürdistan toprakları üzerinde egemenlik zihniyeti, egemen politika yürüten tüm devletlerin yer yer gevşetseler de esasında vazgeçmedikleri bir siyasettir. Sinan Hoca Esat'ın açıklamalarını, Rojava'ya dönüp açıklamalarını söyledi. Misafir kavramını ifade etti. Aslında Bağdat'ın da bir bütünen bu sorunu Hevler'le, Süleymaniye'yle çözmediğini biliyoruz. Onu vurgulamakta fayda var. İşin esası şudur. Özetle bir cümleyle tamamlayayım. Kürt meselesi, Kürt sorunu, Kürdistan sorunu çokludur. Bir parçanın tek başına çözüme kavuşturulmasıyla çözülmüş sayılmaz. Bu gerçeği, bu hakikati her gün görüyoruz. Referandumda gördük, Rojava'da gördük. İşte şimdi bazı politikalarla görüyoruz. Yani. Ben Sinan Bey'e de işin bir diğer boyutuyla bu konuyu sormak istiyorum doğrusu. Yani özellikle 2005'ten sonra Irak Federal Devleti içerisinde Güney Kürdistan siyasal partileri ve yönetimi çok güçlüydü. Hem parlamentoda ve daha sonrasında Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanlığı'nın çok önemli kadroları, Dışişleri Bakanı, aklınıza gelebilecek her köşede neredeyse Güney Kürdistanlı yöneticiler vardı. Bir şekliyle Irak'ın bütününü de yönetiyorlardı etkili bir biçimde. Giderek öyle bir sürece gelindi ki Peşmerge Kerkük'e giremez hale geldi. Yani Kerkük'ün dışında işte Dakok'ta, Hanekin'de evler yakılıyor. Oralarda bir Araplaştırma politikası sürüyor. Çok bariz bir şekilde hem de DAEŞ'in bitmediği tek alanlar, IŞİD'in bitmediği tek alanlar. Doğrusu bu politikalar yan yana getirince, düşününce siz ne görüyorsunuz? Bu resme baktığınızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Tehlike bakımında daim Tayyip Bey'in değindi. Yani Rojava işin söz konusu olan tehlike, Güney işin de söz konusu. Kazim üzerinden biz iki süreci iş işe izliyoruz. Biri Irak'ın Arap kimliğine, Arap bucağına yerinden dönme politikası. Yani Şii Arap kimliğinin örtüştüğü ama Şii kimliğinin belirleyici olmadı. Arap kimliğinin belirleyici olduğu Arap coğrafyasına dönüş çabası var. İran tabii bu bakımda bariyer engellemeye çalışıyor. Döner mi dönmez mi ama bir süreç işliyor Kazim üzerinden. ABD'nin de zaten isteği buydu. İkincisi şimdi ABD Amerika'da gerçekleşen toplantıda ki orada belli paneller de yapıldı, izlenmiştir zaten. Bir şey daha yapmaya çalışıyor. Irak ordusu ile Peşmer ordusu tartışmalı bölgelerde buluşturmak istiyor. Şimdi bu buluşturma karıştır barıştır politikası mıdır? Yoksa Peşmerge Güney yani bu tartışmalı bölgelere dönüyor. Hele bir oraya dönsün. Kürdistan Bölgesel Yönetim de belki politikası budur. Biz bir kere oraya bir adım atalım. Sonrası bağımsızlığa yönelen hamlenin bir danağı mıdır? Doğrusu burası bıçak sırtıdır. Hem güç dengelerine bağlıdır, hem bölgesel dengelerine bağlıdır, hem Kürdistan Bölgesel Yönetim'i izleyeceği politikatif politikalara bağlıdır. Ama Kazım hükümetinin çok sinsi bir politikayı izlediğini altını çizmemiz lazım. Baştan beri zaten strateji madde konusunda Irak rejimi ertele, oyala, zaman kazın diyor. Kazanalım diyor. Politikası bu. Erteliyor, oyalıyor, zaman kazanıyor. Çünkü hiçbir zaman bir konfederal yapıyı kabul etmiş değiller. Ya bunu kaldıracağız ya bağımsızlığa gidecekler. Eklem budur, ikilem budur. O nedenle Kazım'ın izlediği politika esasında bir çevreleme politikasıdır. O nedenle şeye çağrılması da, sınırlar çağrılması da sözde güya. Yani ben onu sadece PKK karşıtı olarak oraya çağrılı diye algılamıyorum. Esas itibariyle Kürdistan karşılığı olarak oraya çağrılıyor. O bakımdan Kazım'ın izlediği siyaset Kürdistan hükümeti açısından bu Peşmerge'nin bölgelere Arapçıyla birlikte de olsa dönmesi iyidir. Ama o kendi içine bir iç çatışmayı barındırır. O çatışma nereye evrilir? Kıraçta izleyeceğiz. Peki. Son başlığımız aslında aynı zamanda bir son 10 dakikamız da var. Belki
her biriniz beşer dakika bu başlığı değerlendirirseniz programda tam da planladığımız gibi bitirmiş oluruz. Bizden sonraki programda daha rahat yayına girer. Irak Kürdistan'da, Güney Kürdistan'da yaşanan tepkilerden, gösterilerden doğrusu söz etmek istiyorum. İki boyutu var. Bir boyutu işte biraz önce konuştuğumuz Irak Merkezi Hükümeti ile yaşanan kriz, sorunların çözülememesi ve aynı zamanda son dönemde koronayla, DAEŞ saldırılarıyla birlikte ekonomik anlamda yaşanan büyük sıkıntılar ve bunun topluma yansımaları ama bir diğer boyutu da Türk Devleti'nin bölgeye dönük işgal saldırıları ve her ikisinde de tepkiler var. Ama tepkiler arttıkça baskılar da artıyor. Yani bu sadece KDP bölgesinde değil, Yeneke bölgesinde de asayişin gösterilere çok ciddi müdahalesi olduğunu görüyoruz. Muhalefet de çok ciddi istediğini elde edemiyor. Böyle küçük bir özet verdim özellikle izleyicilerimizden durumu bilmeyenler de biraz farkına varsınlar diye. Tayyip Bey yine sizinle devam edelim. Son sözü de sizden sonra Sinan Bey'e vereceğiz. Bu tepkiler ve bu tepkilere karşı giderek baskıların artması hatta baskıları AKP yönetiminin Türkiye'de yürüttüğü politikaya benzetenler de giderek artıyor. Nasıl değerlendirmek gerekir gerçekten? Sonu belirsiz, riskli bir yöne doğru da gidiyor mu bu durum? Yani Kürdistan yönetimi, Güney Kürdistan yönetimi, KDP'nin yönetim tarzı yürüttüğü itibariyle aslında bir model olabilirdi. Bir yani bölgede işte diyelim ki Orta Doğu'da aslında bir örnek olabilirdi ama daha çok egemenlere ve hatta özünde de aslında Türkiye'deki yönetim şekline benzediğine dair birçok veri var. Yani demokratik olmayan, şeffaf olmayan, örneğin Sayın Mesut Barzan'ın görev süresi dolmasına rağmen uzun bir süre Güney Kürdistan'da hükümetin işlevsiz kalması ve meclisi açmamakta ısrar etmesi bir örnek buna. Dolayısıyla aslında her ne kadar ekonomik olarak birçok ülkenin özellikle Türkiye'nin yatırım yaptığı, gittiği aslında kaynaklarını bir şekilde sömürdüğü de bir alan olmasına rağmen Güney Kürdistan'ın şu an yaşadığı sorun sadece petrol gelirlerine bağımlı Güney Kürdistan'ın hem petrol fiyatlarının düşmesi hem de Merkezi Irak Hükümeti'nden talep ettiği bütçeyi almamasıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu yönetim şeklinin getirdiği bir yüktür. Demokratikleşememe, kendi ihtiyaçlarını karşılayamama örneğin üretimde ve bunun yarattığı aslında yoksulun daha fazla yoksullaştığı, zenginin de gün be gün zenginleştiği ve daha fazla kazandığı bir sistem haline geldi. Şimdi bu çerçevede Süleymaniye'de, Ramya'da, Halepçe'de, Hewler'de, Kellar'da, Şeladize'deki şeyler, işte diyelim ki sokaklara çıkan halk aslında ekonomik krizi, yoksulluğu yani neredeyse bir kendini idare edemez hale gelmesinin getirdiği bir tepkidir, bir öfkedir, bir protesto tarzıdır. Ama işte bakılıyor, yani dikkat ederseniz orada bu sorunları çözmek, o insanlarla işte problemleri bir şekilde tartışarak çözmek yerine gerçekten Türkiye'deki yönetim tarzına benzer şekilde sokağa çıkma yasağı getiriliyor. İşte göstericilere müdahaleler yapılıyor. Buna uymayanlar şiddetli bir şekilde bastırılıyor. Bu siyasetin yönetim tarzı ve yönetim biçimiyle kesinlikle ilgisi var. Bu terk edilmez ise ve demokratik bir şeffaf ve yine ortaklaşan bir yönetim tarzı oluşmaz ise Merkezi Irak Hükümeti'nin bütçeyi kısmasına gerek kalmaksızın Güney Kürdistan'ın, Güney Kürdistan yönetimi çok ciddi sorunlar yaşayacağını
işaretidir. Bu çok önemlidir. Yani üzülüyoruz tabii. Burası hiçbir Kürt sevinmez ama buna yönelik örneğin savaş, yani ülkenin sınırları ya da işte Güney Kürdistan sınırları içerisinde yürütülen savaş, özellikle Türkiye'nin orada yürüttüğü savaş politikası istikrarsızlığı beraber getiriyor kendisiyle. Güvensizliği getiriyor kendisiyle. Şimdi onlarca köy bu konuda zarar da görüyor. Dolayısıyla işin özü şu, yönetimin talepleri dinlemesi, çözüm üretmesi ve toplumsal gösterileri bastırmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Aksi halde belli güçlerin devreye girmesiyle aslında çok ciddi bir iç krizle karşı karşıya kalma ihtimali var. Peki. Sinan Bey, aslında size de bir örnekle sormak istiyorum. Özellikle Bahdilan bölgesinde, yani daha çok Kürdistan Demokrat Partisi'nin yönetimindeki bölgede bu hafta televizyonlarımıza, Medya TV'ye, STK'ye bağlanan her üç gazeteci de gözaltına alındı ve hala gözaltında olanlar var. Ciddi anlamda sivil aktivistler, özellikle Yeni Nesil Hareketi'nden sivil aktivistler hem Bahdilan bölgesinde hem Soran bölgesinde gözaltına alındılar. Yani bir şekliyle bu toplumsal gerilimin orada halka, kamuoyuna, basına yansıması da önleniyor. Bu bir çözüm müdür gerçekten? Ve orada bu krizi aşmaya dönük esas sorun sizce nedir? Orada yönetim ya da siyasal partiler bu krizde baskıyı bir çözüm olarak görenler ne yapmalı? Onlara dönük toplumun diğer kesimleri nasıl davranmalı? Teşekkür ederim. İyi bir soru. Başta şu tespiti yapmamız lazım. Güney Kürdistan'da bundan aşağı yukarı 20 yıl önceye kadar, 2004'te hükümet kurulduğu zaman, daha doğrusu öncesinde de Saddam devrilip insanlar dağdan yer, peşmergeler, halk dağdan inip kente, bir özgürlük festivali, heyecanı yaşandı. Uzun süre, yani yolsuzluk da olsa, yanlış politikalar da izlense, işe dönük güvenlik basıncı da oluşturulsa, kol kırılır yen içimde, durun bakalım daha bağımsız devlet bile olmadık, bizim bunlar kendi iş sorunlarımızdır denildi, emildi. Şimdi iki nedenle bu sorunlar emilmiyor artık. Birincisi, yani artık 15 yıl oldu, yani bu bir sistemin oturması lazım. İkincisi, korona süreci ekonomik sosyal sorunları ağırlaştırdı. Dolayısıyla halk haklı olarak kazan kaynamıyorsa sokağa çıkıyor. İkinci tespit üzerine yapmamız lazım. Şimdi Güney Kürdistan proje bir parça ondan farklı ki ulusal, etnik ve inanç konusunda ikisi de aynı politikayı izliyorlar. Yani haklar ve inançlar konusunda bölgenin alışılmış siyasal çizgisinin dışına çıktılar. Hakikaten Kürdistan'a haklar ve inançlar bahçesi yaptılar her iki parçada. Ama genel siyasal yönelimde Güney Kürdistan bölgesel iklimden çok farklı olmayacaktır. Yani Güney Kürdistan'ın sosyolojisi şu anda bölgeyle de kuşatılmış siyasal sosyolojisi, ne derler, daha beklenenden daha ileri bir iç siyasete dönük, bir daha burjuva demokratik, daha toleranslı bir şeyi öğretmeye el vermiyor. Hem ekonomik durum buna el vermiyor, hem kuşatılmış ortam buna el vermiyor, hem siyasal tecrübe buna el vermiyor. O bakımdan Güney Kürdistan'da şu anda yaşanan şey, reform sürecinin beklenenden daha erken sonuç vermemesinin etkisi var. Yani Sayın Mesut Barzan açıkladı. Diyor ki reform süreci yeniden yapılanma, şeffaflık, vatandaşın nasıl bizim vatandaşa nasıl hizmet verileceğini kapsıyor. Tamam, bu çok güzel ama somuta vatandaş bu nasıl hizmet verileceği meselesi konusunda bir somutluk bekliyor. Burada şununla da vatandaş yüzleşiyor. Yani dün yüzleşti, bugün de hala yüzleşiyor. Bölge siyasal iklim dediğimiz şey o. Burada yandaşlık var, orada da yandaşlık var. Yani orada da KDP-YNK yandaşlığı var. Bizim açık konuşmamız lazım.
Dolayısıyla KDP ya da YNK yandaşı oldu mu, belki kısmen Goran yandaşı oldu mu etkin partiler, o zaman hizmetten daha farklı yararlanabiliyorsun. Fakat olmasan tablo değişiyor. Sayın Berzani'nin, Mesur Berzani'nin bir yönelimi var. O takdire şayandır, diğerlerse o derinleşir. Süleymaniye dönük olarak bir özel politika izliyor. O Süleymaniye'nin hani ayrılırız ve benzeri mesajları da belki de etkileyici oldu. Ama en son ilk kez ben rastladım. Süleymaniye yönetimi, yöneticileri teşekkür ettiler. YNK yöneticileri Mesut Berzani'nin hükümetine. Dileriz bu politikasını derinleştirir. İkincisi, Güney Kürdistan'da halkın tepkisi, sokağa çıkması, amiyane tabir kesinlikle tırnak, böyle bir şey söylendiler demiyorum. Hani söylenecekse bizimkiler derler ya, ikide bir şey oldu mu hemen dışmışlar, haklılar derler. Halkın doğal haklı tepkisidir. Halk 15-20 yıldır sorunların çözülmesini bekliyor. Bir an evvel bu sorunların çözümlenmesi gerekiyor. Halkın tepkilerini yatıştırmak kesinlikle ve kesinlikle güvenlik meselesi değildir. Hele hele 100 yıldır özgürlüğü için savaşmış olan bir halk, bir halk arasında haydi haydi bu güvenlik meselesi olmaz. Bu halk 100 yıldır zaten savaşıyor kendi ulusal talepleri için. Şimdi yaşamsal sosyal taleplerini şey yapıyor, dile getiriyor. Dileriz bir an evvel Bağdat'ta meseleleri çözerler. Bir an evvel bu bütçe meselesi ve maaşlar ödenir. Ekonomik yaşamsal sorunlar çözülür diye çözümlerini dileriz. Sağlık bakımında da sorunlar var. Onu gidermeye çalışıyorlar ama giderek orada da sorunlar ağırlaşmaya başladı ve tepkiler yükselmeye başladı. Evet. Beklentimiz şu, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin, Sayın Mesut Berzani'nin bir an evvel bu meseleyi bölgedeki bütün dinamiklerle birlikte demokratik zeminde çözmeleridir. Çağrımız önündedir. Peki. Sayın Sinan Çiftdirek, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı ve Sayın Tayyip Temel, Halkların Demokratik Partisi Van Milletvekili. Her ikinize de ben programa katkılarınız ve değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik biz. Bu arada ben programın sonuna gelirken kamera kargaşası da yaşadım. Önemli değil ama sonuçta kritik konuları tartıştık. Güney Kürdistan açısından, Kürt siyasal partilerinin ilişkileri açısından. Bir dahaki Medya Haber'de gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.